2070 yıllarında emeklilik yaşı 75 falan olacak, emekli falan olamayacaksınız. 50 yıl civarında çalışacaksınız. Dolayısıyla kariyer planınızı doğru yapmanız ve sevdiğiniz ve iyi yaptığınız bir iş bulabilmeniz çok önemli. 15 defa iş değiştireceksiniz. Diplomanızın raf ömrü sadece 5 yıl. Geleceğin meslekleri diye çok kasmayın. Geleceğin meselelerine bakın. Ne olduklarını bilmiyoruz ama işin içinde teknoloji olacağını biliyoruz. Üniversitenize güvenmeyin ve alt üst edici güçlerin de dünyayı hızla değiştirmeye devam edeceğinden en ufak şüpheniz olmasın. Dolayısıyla ben işte kimya mühendisi okuyorum, ben kimya okuyorum, ben sosyoloji okuyorum, ben siyaset bilimi okuyorum. Geçin bunları arkadaşlar. Hiç kimse size bir şey okudunuz, bir şey diploması aldınız diye para vermeyecek. İşe yaradığınız için para verecekler. Bir problem çözebildiğiniz için, bir meseleye çözüm üretebildiğiniz için para verecekler. Dolayısıyla aldığınız diplomadan ve içerikten çok daha önemli konu bu hızlı değişime ayak uydurabilecek yetkinliklerinizin gelişmiş olması. Yani 4'le mezun olmayı verin, 3'le mezun olun, 3 olmayı versin, 2,5 olsun, 2,20 olsun. Ama bu yetkinlikleri geliştirin ki dünya değiştikçe siz de onunla beraber değişebilin. Dünya sizi arkada bırakmasın. Neymiş arkadaşlar? Yetkinlikler içerikten çok daha önemliymiş ve eğitim sistemi tamamen bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Çünkü hala içerik üzerine kurgulu. Neymiş? Odağınızda üniversitedeyken, lisedeyken müfredat, dersler, notlar, yatay geçiş, çift anadal, yan dal, içerik bunlara takılıyorsunuz ya. En az bunlar kadar odağınıza yetkinlikleri ve becerileri de almanız gerekiyor. Üniversitede derslerin içinde edindiğiniz içerik kadar en az onun kadar önemli derslerin dışında etkinliklerle bazen derslerin içinde geliştirdiğiniz beceriler ve yetkinlikler. Yani bu dersten aklınızda bir tek şey kalacaksa arkadaşlar konu içerik değil yetkinlik. İçerik değil yetkinlik. İçerik değil yetkinlik.